Afiyet Hanım. Tekin Bey yazın biraz kilo verip güneşte de yanınca daha bir yakışıklı olmuş. Sizce de öyle değil mi? Öyle mi, hiç farkında değilim. Aslında kitap okuyarak da uykusuzluğunuzu giderebilirsiniz. Şiir sever misiniz örneğin? Aa, bayılırım. Bu aralar bana kimi önerirsiniz? Murat Anmungan, Metin Eroğlu, Metin Üstündağ. Çok teşekkür ederim. Ben bunları not alayım. Şiir unutulmaz bir şeydir. Şairler yaşamımızın vazgeçilmez bir yol arkadaşıdır aslında. Afet Hanım. Dalmışım bir de. Bunda bir bit yeniği var. Hayrola Afet, nereye? Biraz hava alacağım. Dışarıda şiir gibi bir hava var adeta. Koyunları kamyona yüklüyoruz ya. Niye? Şimdi bu koyun hayvanları bir garip hayvanlar oluyorlar ya. Geldikleri yerde geçtikleri 80 kişilik... Mennan! Mennan, şimdi Yüce Rabbim'in lütfu Amil Bey, amirimin... Mennan! Mennan diyorsunuz. Şimdi bu koyunların sahibi olur ya, hani biz celep deriz kendilerine. İşte garibim koyacak yer bulamamış. Peki şimdi nerede o celep? Celep Bey, amirimin odasında olduğunu söylersem amirim beni öldürür vallahi ya. Bana bak, sen bana Celep'in amirin odasında olduğunu söyleme Mennan. Söylemeyeyim Afet Hanım. Mennan, sen de koyunlarla beraber o kamyona binsene. Allah! Bir hışımla geldi geçti Afet Hanım ey. Afet Hanım ey. Afet Hanım ey. Koyunlarınızı artık inek diye satabilirsiniz. Onlara o kadar iyi baktık, o kadar güzel besledik ki manda gibi oldular şerefsizim. Gördüm. 20 yıllık celebim bir koyuna ancak bu kadar bakılır. Kendi koyunlarınız gibi bakmışsınız. Çok teşekkür ederim. Vallahi onlara Carrefour'dan en kaliteli, en pahalı ithal otlardan aldım. Ama okullar açıldı, size ulaşamadık. Milli eğitime ceza ödedik koyunlar yüzünden. Neyse, kusura kalmayın müdür bey. Allah sizden razı olsun. Ben de sizin paranızı vereyim. Allah razı olsun. Allah bin bereket versin. Aman, demek ki tam zamanında gelmiş. Allah Afet Hanım ama. Ne aması? Demek ki rüyanın kayıt parasını vermek isteyen hayırsever sizsiniz. Hayırsever mi? Tabii. Ben bir hayırseverim. Hayır efendim, beyefendi hayırsever falan değil. Ne demek müdür bey? Ben tam bir hayırseverim. Tabii ki bir hayırseversiniz. Yoksa bu paraları bahçedeki koyunların kirası için müdür beye vermediniz ya, değil mi? Hayır efendim, ne alakası var? Ne münasebet? Daha neler? Tabii ben bir öğretmen olarak genç bir çocuğun hayatı için böyle bir şey yaptığınız için size teşekkür etmek istiyorum. Öyle değil mi müdür bey? Rica ederim, estağfurullah hocam. Hoca camide öğretmen diyeceksiniz. Estağfurullah sevgili hocam. Hoca değil, öğretmen diyeceksiniz. Estağfurullah sevgili öğretmenim. Eğer paramız burada okuyacak bir çocuğa, bir gencimize yararlı olduysa ne mutlu bana. Ben hiç okumadım biliyor musunuz? Yani hiç sizin gibi bir öğretmenim, sizin gibi de bir müdürüm olmadı. Ben de okumak isterdim ama gerçi bizim o tarafta Oxford vardı da ben mi okumadım? Çok teşekkür ediyoruz. Her şeye çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bu rüyanın kayıt parası. Buyurunuz. Öyle demiyorum çünkü bu çok fazla. Ben bunu biliyorum. Bir dakika. Ya nesi fazla? İçin fazla olsun. Fazla ben biliyorum. Kayıt parasını ayırıyoruz. Üstü de bende kalıyor. Çünkü ben bununla okulumuzun kütüphanesine kitap alacağım. Ben alırdım. Ben alırım efendim. Ben çocuklarıma öyle kitaplar alacağım ki onların zihinleri açılsın, zekaları gelişsin ki öğretmenleri gibi kül yutmaz olsun. Size teşekkür ediyorum efendim. Rica ederim sevgili öğretmenim. Ben koyunlarıma gideyim. Ha? Erman, bakıyorum bugün iştahınız yerinde. Fidan hocadan bile çok yediniz be. Alın size bir tane daha yer. Size bir sır vereyim mi? Ama kimseye söylemeyeceksiniz, tamam mı?
Sevda Hanım'a tek taş pırlanta bir nişan yüzüğü takacağım. Ondan sonra da düğün. Muhteşem bir düğün olacak. Başbakanın oğlunun düğününden de muhteşem bir düğün olacak. Hiç merak etmeyin, siz de geleceksiniz. Salonun baş köşesine sizin akvaryumunuzu koyacağım. Sonra da size limonatayla pasta atacağım. Günaydın amile. Günaydın, 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 hoş geldiniz. Tamam, buraya girerken görmedi değil mi? Pardon efendim, kime görmemem gerekiyordu? Sevda Hanım, Sevda Hanım. Bu operasyon ondan gizli olacak. Aa, siz hiç merak etmeyin. Hiç kimseye buyurun. Göstermedim kendimi. Doğruca buraya geldim. Size kuyumculuk dünyasının en seçkin, en değerli tek taş yüzüklerini getirdim. Buyurun, seçin, beğenin efendim. Çok güzelmiş hepsi de. Hakiki pırlanta değil mi bunlar? Hakiki de yapma efendim. Hem de birinci sınıf, birinci kalite. Saf, beyaz, lekesiz pırlanta. Vay canına. En az 3 krat vardır bu pırlanta. 3 mü? Ne 3'ü ne 5'i? Elinizde tutmuş olduğunuz şu anki pırlanta tam 10 kratlıktır. 10 mu? Vay 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 vay. Kaşıkçı elması gibi bir şey o zaman bu. Bu güzelmiş, bunu beğendim. Yani bravo Amil Bey, tebrik ederim sizi. Şunca yüzüğün içinde en nadide parçayı buldunuz. Yüzüklerin efendisi gibisiniz. En değerli ha. Aslında bu da güzelmiş, bu da fena değil. İnanmıyorum size. Yani şu seçmiş olduğunuz parça demin baktığınız yüzükten çok daha pahalı. Sübhanallah, bunun bir ortası yok mu kardeşim, normali? Var efendim, var. Mesela şu bölge biraz daha farklı. Geliyor amirim, geliyor. Vallahi da billahi de geliyor ya. Kim geliyor oğlum, ne geliyor? O geliyor. Yani Sevda Hanım geliyor. Eyvah! Çabuk çabuk topla şunları. Ne oluyor? Çabuk topla şunları, gel. Gel şuraya gir, çabuk diyorum sana. Neler oluyor? Bir dakika. Bir süre kardeşim, geç. Ya koskoca kuyumcu Rafet'i düştü duruma bakın ya. Sen koskoca Rafet'sen, ben de koskoca müdürüm. Gir çabuk şuraya. Sen de git işine bak oraya. Sevda Hanım geldiği zaman sakın burada olduğumuzu çaktırmayacaksın, anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Dön oraya. İşine bak, çaktırmam amirim. Çabuk çabuk. Amil Bey nerede, gördün mü? Gördüm. Görmedim. Yani biraz cana gördüm. Ay, sen bunu gördün mü, görmedin mi onu söyle. Şimdi şöyle oluyor. Gördüm tabii de yani gitti. Yüreğinin götürdüğü yere gitti. Şeyle birlikte. Çok uzaklara gitti ya. Kiminle gitti? Kadınla. Sanırsam yani bir kadınla. Bir kadınla mı gitti? Yok canım. Nereden çıkartıyorsunuz kadının adını Sevda Hanım ya? Sus, inkar etme. Biraz önce söyledin. Bir kadınla gitti dedin. Vallahi kadın madın yok Sevda Hanım. Yani siz öyle birdenbire sorunca ben şey oldu yani heyecandan o şekilde söyledim. Peki nerede o zaman? Şimdi ne bileyim canım, yani şimdi Sevda Hanım bir masanın altında biriyle saklanacak değil ya. Ay üf, zaten seninle konuştuğum kabahat. Üf. Tehlike geçti amirim, çıkabilirsiniz artık. Tehlikenin önde gideni sensin salak herif. Az kalsın yakalanacaktık şerefsizim. Şerefsiz amirim ya, yani ya, aniden şey olunca ben de heyecanlandım amirim ya. İzniniz olursa ben gideyim. Hadi çıksana, çıksana. Salak herif. Nerede kalmıştık? Ucuz olan yüzük buydu değil mi? Evet, bunların yanında evet. Güzel, bunu alıyorum. Hay hay efendim, çok güzel bir karar verdiniz. Ben onu hemen bir kadife kutuya koyayım, ister misiniz? Hayır, kutuya koymayacağız. Ben bunu bir pastanın içine koyacağım. Sevda Hanım o pastayı yerken yüzüğü görecek ve nişan yüzüğü olarak ona takacağım. Harika, olağanüstü, yani müthişsiniz amirim, yani çok yaratıcısınız. Bu saçları değirmende dökmedik. Gerçi bir filmde görmüştüm ama olsun. Vatandaş.
kanında Ermenci bu kadar yabancı. Bunları yaşamak inancı çok acı. Cebindeki zemek kalli alçık tamir müdeyince. Acı. İşte bugün yandık. Acı. Didem. Ya. Kadınlar en az hangi ayda konuşurlar? He? En az hangi ayda konuşurlar? Ben bilemedim. Hangi ay? Şubat ayı. Şubat ayı niye? Çünkü Şubat ayı 29 gün çekiyor. O yüzden. İyi, ben bir şey anlamadım yine. Ben de anlamadım. Boşver. Öpeyim mi? Ya nay. Beton. Nasıl gidiyor kerevi çalışmalar? Oğlum ne oldu sana ya? Sen işkembe kazana mı düştün? Çok bir sarımsak kokuyorsun ya. Güzel. Demek ki koku net olarak duyuluyor sol dahlizde. Sen ne diyorsun oğlum? Karşı sınıftan bile duyulur senin kokuna. Bak, sana kiremit muamelesi yapmadan çık git yanımdan ya. Var. Didemciğim. Ya. Sen kopi çekmeyi biliyor. Kopi, kopi. Ya ben kopya çekmek biliyorum. Ben bacağı yazıyorum kopi. Bacağı. Nereye yazıyor? Ya ben bacağı yazıyor, yazdığında açıyor, bakıyor, kapatıyor, tekrar yazıyor, tekrar açıyor, tekrar yazıyor ya. Bakıyor kopi, ya bacak. Hadi ya, senin kopiler de çok güzelmiş Didem. Danke. sen çok tuhaf gülüyor. Aa, aslında çok güzel gülüyorum, çok güzel. Bak, istersen sen de yap. Yani sen anlayacağın, bile repeat after me. Aha. Lan orta kadar. Törpü. Törpü. Törpünün hızına bakılırsa senin canın fena halde sıkkın. Yo. Niye sıkkın olsun ki? Güzel bir kızın etrafındaki maymunları seyretmek gayet eğlenceli oluyor. Sen kıskandın. Kıskanmadım. Kıskandın, kıskandın. Kıskanmadım. Evet, senin kıskanmana hiç gerek yok. Sen var ya, bu sınıftaki en güzel kızsın. Hadi be. Buradakilerin var ya, topunu attırırsın sen. Hadi be. Evet. Evet. En güzeli sensin, ezer geçersin sen. Benim, evet, evet benim. Sensin. En güzeli benim. Ama evet, benim. Bir eksiğin var senin. Ne o, ne? Makyaj. Bunlar var ya bunlar, hepsi makyaj güzelim. Evet, hepsi. Evet, hepsi. O yüzden makyaj yap, havalı ol. Hadi be. Tabii. Hadi be, içmez mi? Törpüye 10 üzerinden 10 veriyormuş. Haftanın güzeli. Vallahi. Yapma değil mi? İyi ama benim makyaj malzemem yok ki. Nasıl yani? Ama yani yanıma almamışım. Olsa yaparım. Tabii canım. Öpeyim mi? Öpme. Arkadaşlar. Bilin bakalım kim geliyor? Tabii ki Afiyet Hoca geliyor. Bu arızalı. Dunkov, Dunkov deli lan bu. Şaşırdı. Oh be, şuursuz lan bu. Günaydın. Günaydın. Gördüğüm kadarıyla okulumuzun tavanı epeyce yüksek. Yani ayağa kalktığınızda kafanızı vurma ihtimali yok. O zaman niçin Notre Dame'ın kamburu gibi böyle günaydın diyorsunuz? Günaydın. 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 İşte böyle. Ari, hatırlarsan sana sözlü yapacaktık, değil mi? Hadi bakalım başlayalım o zaman sözümüze. Gel tahtaya. Evet. Sana çok kolay sorular soracağım Ari. Sevr anlaşması kimler arasında yapılmıştır? Öğretmenim bu sorunun cevabı... Ha da biliyor. Doğrusu bu bende. Niye öyle Noel Baba gibi yaptın öyle? Evet anlat bakalım. Öğretmenim ben cevabı biliyorum aslında. Nefesim şey oldu. Nefesim... Ay abi inanamıyorum sen sarımsak yemişsin nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Öğretmenim sözlüden önce zihni açar dediler o yüzden ben yedim ama. Ama zihnin açar mı açılmaz mı bilmiyorum. Burnumuzun direğinin kırıldığını biliyorum. Bu nasıl bir düşüncesizliktir Arif? Vallahi öğretmenim çok özür dilerim ben boş bulundum. O zaman sözlüğü yarıda kesmek zorundayız. Bu derse kısmet değilmiş başka bir derse inşallah. Sen gel bakalım sen dur burada bakalım.
Hazır sarımsak zihnini açmışken. Çünkü senin zihnin bir kapanıyor, bir daha sene boyunca açılmıyor. Ama hocam şimdi... Hoca camide. Hoca camide ama öğretmenler bu gibi durumlarda her zaman hazırlıklıdırlar. Gel bakalım. Al bu karanfillerden. Yutmadan çiğne. Yutmadan. Hı-hı. Evet, sarımsak zihinli. Şimdi soruyorum. Kılık kıyafet inkılabını anlat bana. Kılık şey, inkılap. Hadi anlat. Çocuklar, hazır arkadaşınız susarken sizler evden kullanmadığınız ne kadar ilaç varsa onları okula getiriyorsunuz bana. Okulumuzun ecza dolabına koyuyoruz. Belki bunların içinde sarımsak zehirlenmelerine iyi gelen ilaçlar da vardır. Değil mi? Ne dersin Bay Hoho? Çok keskin. Son tarihte günaydın Fidan Hanım. Günaydın erkek ırkından Cumhur Beyciğim. Çocuklar ne güzel futbol oynuyorlar değil mi? Bu nasıl bir Amerikan futbolu mudur nedir? Kıran kıran oynuyorlar. Nesi güzel bunun? Halis Türk futbolu dururken emperyalist Amerikan futbolu oynanır mı canım? Aman Cumhur Bey, siz de bu Amerikalılardan ne istersiniz anlamıyorum yani. Ne mi istiyorum? Her şey o kaçak doktor Kimball'la başladı. Ardından Dallas, sonra da Cosby ailesi. Beynimizi yıkıyorlar, beynimizi. Ne üzülüyorsunuz canım? Erkek olduğunuza göre yıkanacak fazla bir beyniniz yok demektir. Son tahlilde. Şans. Sevda Hanım, mesaj yazma modasına siz de kapıldınız sanıyorum son tahlilde. Hayır Cumhur Bey, mesaj yazmıyorum. Artık not defteri gibi ilkel şeylere son veriyorum. Artı telefonumu, data bankını kullanıyorum. İnna sabir, bankmış. Yahu bankalardan sizin hala şeyiniz, diliniz yanmadı mı kuzum? Doğru söylüyorsun Hidayet Hoca. Bizim milletin hafızası balık hafızasından da zayıf. Hani bir iki sene önce şey olmuştu. Ne şey olmuştu ya? Ay Allah, ne olmuştu ya? Bakıyorum senin hafızan balığınkinden de zayıf çıktı. Kim diyor onu? Ben zayıf fakat onurlu hafızamla gurur duyarım son tahlilde. Anlamıyorum, o kadar spor salonlarına gidiyorum zayıflamak için. Bir gram vermiyorum, her şey yerinde duruyor, bakar mısın? Spor salonu yerine kebap salonuna gidiyor olmuyorsunuz Fidan Hanım. İnna sabir, inna sabir. Yahu siz spor salonuna gideceğinize şu mübarek 3 aylarda ağız tadıyla bir güzel oruç tutsanız fidan gibi olursunuz Fidan Hanım. Günaydın. Yani olacak şey değil. Benim cebimdeki yırtık paranın üzerinde bile yara bantı var. Koskoca okulun ecza dolabında hiçbir şey yok. Haklısınız Afet Hanım. Geçen beden dersinde öğrencinin biri düştü, dizini yaraladı. Açtık dolabı, baktık. Ne tentür diyot, ne kolonya, ne sargı bezi. Hiçbirisi yok. Sonunda çaresizlikten çocuk dizindeki yaraya işemek zorunda kaldı. Yani Rambo mu yetiştiriyoruz? Öğrencim belli değil. Bu koşullarda muasır medeniyet seviyesine ulaşmamız mümkün değil son tahlilde. Affedersiniz ama bu biraz da bizim suçumuz, bizim ayıbımız arkadaşlar. Yani ne bileyim ben, hiç olmazsa biz şu anda cebimizde, çantamızda ne varsa ilaç milaç çıkaralım, şu ecza dolabına koyalım. Ben de mide ekşimesine karşı hap var. Biliyorsunuz dünya meseleleri insanın midesini ekşitiyor son tahlilde. Bu kantoron otu bin bir derde devadır. Yani diş ağrısından tutun da gece işemelerine kadar her derde devadır bu kantoron otu. Bende de zayıflama ilacı var. Bunları ecza dolabına koyamayacağımıza göre başka bir şey düşünmemiz lazım arkadaşlar. 2 sokak ötede özel hastane var. Zahmet olmazsa oraya gidiversinler. Yani şahsen ben hasta olduğumda öyle yapıyorum da. Bakın bu bizim hiçbirimizin aklına gelmemişti Sevda Hanım. Aslında bu okulun neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Ecza dolabından çok. Sizin bu parlak fikirlerinizi muhafaza altına alabilmemiz için sizi içine koyabileceğimiz büyük bir buzdolabına.